Veyselciğim. Günaydın. Günaydın. Veysel, bak kapının arkasında ne var? Polis kıyafeti. Yaşasın polis kıyafeti. Polis olacağım ben. Kurban olsun sana. Veyselciğim, şimdi montumuzu giyiyoruz. Evet. Dünyanın en yakışıklı polisi olacaksın şimdi. Evet. Evet, en yakışıklı polisi. Bebi, bu hayalini gerçekleştiriliyorlar. Harika. Çok yakışıklı oldun. Evet. Çok yakışıklı bir polis oldun Veysel. Evet. Çok şükür, sen de var ne yok. Buyurun. Hoş geldin müdürüm. Merhaba Veysel. Merhaba. Nasılsın? Beni özledin mi? Özledim seni ya. Beni seviyor musun? Tabii ki seni seviyorum. Adamsın. Sen beni seviyor musun? Çok seviyorum, adamsın. Aslanım benim. Bugün seninle görev yapacağız Veysel. Ne o? Ben o... Sen beni yendin ya Veysel. He? Etti sonra... Ben edemedim. Veysel, bize bir konser verecek misin? Ne çalacaksın? Bir görelim senin... Saksafon. Saksafonu bir alabilir miyiz? Bir teselli ver, bir teselli ver, yarattığın Mecnun'a bir teselli ver. Yazık olmuş o gözlerden sana kan yaşlara, yazık olmuş o Osmanlı. Görüşürüz. Güle güle bebeğim. Güle güle. Hayırlı görevler. Hayırlı görevler. Dikkat et kendine yavrum. Allah'a emanet ol. Belasız. Ne yapacağız? Yol kontrolü. Yol kontrolü yapacağız. Ön seviyorum ben. Oturayım mı? Otur oraya. Hadi bakalım. Lütfen trafik kurallarına uyunuz. Lütfen trafik kurallarına uyunuz. Cep telefonu konuşmayınız. Aşırı hız yapmayınız. Lütfen trafik kurallarına uyunuz. Arkadaşlara selam verecek misin konserde? Özledim seni. Beni özledim mi? Ben polis oldum. Bunlar senin görev arkadaşlarım benim. Nasıl? Dur bir saniye. Beyefendi kolay gelsin. İyi günü, hayırlı yolculuklar. Aynen. En hızlı alabilir miyim? Veysel Bey'in bizim görevli polisimiz. Size kontrol yapacaksınız. Kırmızı ışıktan geçmeyeceksin. Başka? Emniyet kemeri. Emniyet kemeri takacaksın. Cep telefonu. O da var. Cep telefonuyla konuşacaksın. Cep telefonu konuşmayacaksın. Başka? Aşırı hız. Aşırı hız. Yapmayacaksınız. Tamam. Mustafa. Çabucu. Çabucu. Ne yapayım bunu? Tamam. Ver, arkadaşlar kontrol etsinler. Hayırlı yolculuklar. Hadi hayırlı yolculuklar. Tamam. Başka? Ben diyeceğim. Merhaba. Hayırlı yolculuklar. Merhaba hayırlı yolculuklar. Eğitinizi alabilir miyim? Tabii ki. Bilir, Veysel bizim gönüllü polisimiz. Buyurun. Bana bak.
Kırmızı ışıktan geçmeyeceksin. Telefonda konuşmayacaksın. Emniyet kemeri takacaksın. Aşırı zaman yapmayacaksın. Zaten kurallarına uyacaksın. Trafik kurallarına uyacaksın. Teşekkür ediyorum. İyi görevler diliyorum. Al bakayım. Merhaba. Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ olun, hayırlı görevler. Veysel işi kaptı. Bugün otistik bir çocuğumuzun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın önündeki engellerini kaldırmak, onları sosyalleştirmek adına biz de emniyet teşkilatı olarak bu katkıyı seve seve yapma ihtiyacı duyduk. Veysel'in hikayesi beni çok heyecanlandırdı. Şöyle ki, 4 sene önce Veysel'in içinde büyük bir arzuyu annesi gerçekleştirmek adına emniyet müdürlüğüne gelir. Ve Veysel oradaki bir polis arkadaşımıza nasıl polis olacağını sorar. Polis arkadaşımız da Veysel'e bakar, der ki bu kiloyla polis olamazsın. Biraz kilo vermen lazım. Veysel bunu aklına koyar. Annesinin de desteğiyle belki Türkiye'de ilk defa kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verir. Mide küçültme ameliyatı olan annesinin bildiği kadarıyla ilk otistik çocuk Veysel. Veysel bu kiloyu verdikten sonra yine bize müracaat etti annesinin desteğiyle ve bir gün de olsa, sembolik de olsa polislik hayalini gerçekleştirme isteğini bize iletti. Biz de bundan çok memnun olduk. Bildiğimiz üzere tarihe yön veren birçok otistik sanatçı ve bilim adamı var. Veysel'in de şöyle bir özelliği var. 8 müzik aletini çok güzel çalıyor. Daha önceden konservatuvar eğitimi almış. Yalnız tek kusuru Veysel'in Trabzonlu olmasına rağmen kemençe çalmayı öğrenememesi. Ay, kemençe almak çok zor. Onun için mi öğrenemedin? Ben çalamam kemençe. Ben kanun çalarım. Kemençe çalamıyor ama 8 tane müzik aleti çalıyor. Şimdi şu soruyu sormak gerekir. Ben şahsen bir tane bile müzik aleti çalamıyorum. Yani bu çocuklarımız mı engelli yoksa bizlerin önünde mi bir engel var? Toplumun bunu sorgulaması lazım. Ve Veysel'in nezdinde tüm otistik çocukların, engelli çocukların önündeki engeller kaldırılarak topluma adapte edilmesi lazım. Bunların sosyalizasyon süreçlerinin hızlandırılması lazım. Tüm toplum olarak zaten bu konuda büyük bir bilinç var. Ülkemiz olarak biz her zaman engelli çocuklarımızın yanındayız. Biz de çorbada tuz misali bugün bu mutluluğa bir katkımız olduysa bu bizi gururlandırır. Biz Veysel'i tanıdığımıza ve onu fahri polis olarak gördüğümüze çok sevindik, çok mutlu olduk. Bir kere çok heyecanlıyım. Bir anne olarak bunu ancak ben derinden yaşadım. 15 yıldır gece gündüz sayıkladığı bir hayaldi. Bu haberi ben yakınlarıma ilettiğimde İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya, Allah bin kere razı olsun, ben bu kadar çabuk olacağını asla düşünmüyordum. Daha ileride belki düşünüyordum ama o kadar çabuk gerçekleşti ki şu an ne diyeceğimi de heyecandan bilemiyorum. Çocuğum çok mutlu, o mutlu, ben mutluyum. Adamsın. Çok çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Veysel, bugün bizimle polislik yaptın. Evet. Trafik uygulaması yaptık. Evet. Yoruldun mu? Yorulmadım. Yorulmadın. Nasıl, çok sevdin mi polisliği? Çok sevdim. Çok sevdin. Biz de sen yoruldun diye bugün görevi tamamlamanın anısına sana bir takdir belgesi vereceğiz. Tamam. Hamle edersin değil mi? Şöyle gösterelim. Evet. İsmini okuyabiliyor musun? Evet. Ne yazıyor burada? Takdir belgesi. Burada? Veysel Serhat İzgi. Aferin.